Elif Evet çocuklar, ve şimdi geldik elifbanın son harfine. Evet, ben elifbanın son harfiyim. Adım da Y. Y harfi aynen bizim dilimizdeki Y harfi gibi okunan telaffuzu kolay bir harftir. Ekranda Y harfinin değişik yazılış şekillerini görüyoruz. En alt satırda 3 farklı Y harfi var. Bunlar Y harfinin kelime içerisindeki yazılışları. Baba, sanki Y harfi T ve B harflerine benziyor. Bir bakalım şimdi. Çocuklar, en üstteki harfimiz B. B harfinin gördüğünüz gibi bir tane noktası var. Oysa Y harfinin iki tane noktası var. Aralarındaki fark bu. Ama diyeceksiniz ki T harfi de iki noktalı. Bakın ikinci satırdaki harf. Ama T harfinin noktaları üstünde, Y harfinin ise noktaları altında. Böylece bu harfler de birbirinden ayrılabiliyor. Bakın çocuklar, ekranda daha doğru uzanan bir yol görüyorsunuz. Sanki Y harfini andırıyor değil mi? O zaman Y harfini şöylece öğrenebiliriz. Yolun Y'si. Bakın çocuklar, bu da bir yay resmi. Yay kelimesinde de iki tane Y harfi var. Evet çocuklar, Var mı buraya kadar anlattıklarımızdan anlamadığınız şeyler? Madem yok, o zaman son bir kez öğrendiklerimizi tekrar edelim. Evet çocuklar, sağdan sola doğru Leyla'nın L'si yani lam harfi. Bizim L harfine de benziyor. Makasın M'si yani mim. Sonra nalın N'si. Nasrettin Hoca'nın N'si yani nun. Kartopu haklı. Nasrettin Hoca'nın N'si. Sonra vitesin V'si yani vav. Hediyenin H'si. Ondan sonraki harf lam elif. En son harfte yolun y'si. Ahmet şimdi de sen tekrar et bakalım. Sağdan sulu doğru lam, mim, nun, vav, he, lam elif ve ye. Bütün elif bayi tekrar etmeden önce siz bana bu dersimize öğrendiğimiz 14 harfi tekrar edin. Çünkü daha önce ilk 15 harfi birkaç kez tekrar etmiştik. O nedenle bu dersimizde öğrendiğimiz harfleri de siz tekrar etmeniz lazım. Bir önceki dersimizde öğrendiğimiz harfleri kaç defa tekrar ettiysek bu ders öğrendiklerimizi de o kadar tekrar etmemiz gerekiyor. Yoksa harfler bize küsler. Kartopu haklı. Harfler bize küsmesin diye şimdi ekrandakilere son bir kez tekrar edelim. T harfi tavşana benzer. Türkçedeki karşılığı T harfidir. T harfi tavşana benzer. Türkçe karşılığı, karşılığı T'dir. T'nin kardeşi Z, karşılığı Z harfidir. T'nin kardeşi Z, v, karşılığı, karşılığı Z'dir. Ayın A'sı, yani ayın. Ayın A'sı, yani ayın. Ayının Ay kardeşi gayın. Gayın, yumuşak G harfini gösterir. Ayın kardeşi gayın. Gayın, yumuşak G harfini gösterir. Bir sonraki harf feribotun f'si. Feribotun f'si. F'nin kardeşi gaf. Gaf, g harfini ifade eder. Gaf, g harfini ifade eder. Koltuğun k'si yani kef. Koltuğun k'si, yani, koltuğun k'si kef. yani kef. Lambanın l'si yani lam. Lambanın l'si lam. Makasın m'si mim. Makasın m'si, m'si yani, yani mim. mim. Nalın n'si yani nun harfi. Nasrettin Hoca'nın nesi yani, yani nun. Hmm, sizi gidiler sizi. Demek aranızda anlaşıp Nasrettin Hoca'nın nesi dediniz. Neyse devam edelim. Nundan sonraki vav, vitesin v'si. Vav, vitesin v'si. Hediyenin h'si. Hediyenin h'si. H'den sonraki harf, lam elif. Bir sonraki harf ise yolun y'si. La ve ye. Çocuklar bu dersimizin sonunda da bir yarışma yapacağız. Bu sefer daha uzun bir yarışma ve herkese puan vereceğiz tamam mı? Yaşasın yarışma. Yaşasın. Görüşme. Görüşme. bir defa ilk olarak Elif 29 harfini bir tekrar edelim. Sonra da birbirine çok benzeyen harfleri karşılaştıralım. Önce harfler bize kendilerini bir daha tanıtsınlar. Benim adım Elif. Benim adım da B. Benim adım da T harfi. Çocuklar, benim adım S. Benim de adım Cim. Benim adım H. Çocuklar, ben de H harfiyim. Merhaba çocuklar. Benim adım Dal. Benim adım Zel. Benim adım Ra. Ben de çok kolay bir harfim. Ama sakın beni Zel harfiyle karıştırmayın. Çocuklar, ben Sin harfiyim. Ben de Sin'in arkadaşıyım. İsmim Şın. Benim adım Sad. Selam Ahmet. Benim adım dot. Arkadaşlar, benim adım tı. Benim adım da zu. Çocuklar, kolay gelsin. Benim adım ayn. Ben de hayn. Benim adım f. Benim de noktam var. Ben de bir gemiye benziyorum. Arkadaşlar, benim adım Kev. Ben LAM. Selamun aleyküm. Ben NUM harfi arkadaşlar. Ben vav harfiyim. Benim adım he. Lam elif. Ben elif bağının son harfiyim. Adım da ye. Şimdi de harfleri ben size bir kez tekrar edeyim. Elif, b, t, F, cim, ha, h dal zel, ra z ze, sin şın sad lot t v ayn gayn fe qaf, kef, lam mim nun vav, he lam elif ye evet ahmet şimdi ilk sıradaki harfleri bize sen tekrar et elif b t fe F harfi peltek. Cim, ha ve h. H ha harfi yumuşak. H harfi sert. Dal, vel, vel harfi de peltek. Ra, z, sin, şın, sad ve dad. Dad harfini söylerken dilimiz üst damağımızın sol ya da sağ tarafındaki dişlerimize değer. Bakın böyle arkadaşlar. Dab. Evet Pırpır. Şimdi de sıra sende. Kef harfine kadar da sen tekrar et bakalım. T, Z, Ayn, Gayn. Ayn harfini nasıl çıkarıyoruz? Boğazımızı hafifçe sıkarak. Böyle. Ayn, Ayn. Peki ya Gayn harfini? Yağmur kelimesindeki yumuşak G harfi gibi. Gayn, Gayn. Aferin Pırpır. Devam et. F, Gaf, Kev. Vaf harfi kalın. Bakın çocuklar böyle. Vaf, vaf. Peki, Kartopu kalın harfleri de sen say bakalım bize. Sayabilir misin? Tabii sayabilirim. Çok kolay. Lam, mim, nun, vav, wow, he, lam elif ye. Sana da aferin Kartopu. Bakın ne kadar kolaymış değil mi çocuklar? Vav wow derken dudaklarımızı öne doğru hafifçe uzatıyoruz, değil mi baba? Evet Ahmet. Bak böyle. Vav. Wow. 哇哦！Wow. Peki çocuklar, bu harflerin dilimizdeki karşılıklarını nasıl buluyorduk? Ahmet mesela sen bize Elif, Cim, Sat ve Gayn harflerinin okunuşunu göster bakalım. Her harfin okunuşunun ilk harfi, o harfin Türkçedeki karşılığı oluyor. Örneğin Elif harfi. Ekrana bakıyoruz, ilk harfi E. Demek ki Elif harfinin dilimizdeki karşılığı E. Cim'in okunuşundaki ilk harfi ise C. Demek ki cim harfinin Türkçedeki karşılığı c, sad harfinin ise dilimizdeki karşılığı s, rayn harfi ise yumuşak g harfi ile okunuyor. Öyleyse rayn harfinin Türkçe karşılığı yumuşak g oluyor. Aferin Ahmet. Demek ki elifbanın okunuşlarının ilk harfleri Türkçedeki karşılıkları oluyor.